Merhaba sevgili öğrencilerim. İkinci sınıf hayat bilgisi, enerji kaynaklarının tasarruflu kullanılması konusuyla karşınızdayım. Birinci sorumuz, evde doğal gazı tasarruflu kullanmak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? A. Dış kapıyı açık bırakmalıyız. B. Doğal gazı en düşük seviyede yakmalıyız. C. Pencereleri açık bırakmamalıyız. Evet. A ve B şıkkı evde doğalgaz kullanımı ile ilgili alınması gereken tasarruf tedbirlerinden değildir ama pencereleri açık bırakmamalıyız ifadesi tasarruf tedbirlerine girer sevgili öğrencilerim. İkinci soru aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Elektrik A şıkkı elektrik ve su faturalarını azaltmak için bir şey yapamayız. B. Dişlerimizi fırçalarken musluğu kapatmalıyız. C. Gereksiz yanan lambaları kapatmalıyız. Evet. B ve C şıkkı doğru ifadelerdir. Ama A şıkkı yani elektrik ve su faturalarını azaltmak için bir şey yapamayız ifadesi yanlıştır. Bilakis sevgili öğrencilerim, elektrik ve su faturalarını azaltmak için biz de evdeki tasarruf tedbirlerine uyabiliriz. Üçüncü sorumuz. Evde suyu tasarruflu kullanmak için aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? A. Damlatan muslukları tamir etmeliyiz. B. Bulaşıkları elde yıkamalıyız. C. Dişlerimizi fırçalarken suyu açık bırakmalıyız. Evet, bulaşıkları elde yıkamalıyız ifadesi ve dişlerimizi fırçalarken suyu açık bırakmalıyız ifadesi yanlış bir ifade ama damlatan muslukları tamir etmeliyiz cümlesi suyu tasarruflu kullanmak için alınması gereken tedbirlerden biridir. Dördüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi evde kullandığımız kaynaklardan biri değildir? Evet, elektrik, televizyon ve su diyor. Sevgili öğrencilerim, elektrik ve su evde kullandığımız kaynaklardan biridir ama televizyon bu gruba dahil değildir. Şimdi son sorumuz doğru ve yanlış cümleler var. Doğru olanlara D, yanlış olanlara Y ifadesi yazılacak. Evet, birinci cümlemiz. Evimizde elektriği tasarruflu kullanmalıyız. Evet. Doğru. Suyu tasarruflu kullanmak için çamaşırları elde yıkamalıyız. Hayır, bilakis elde yıkamak daha fazla suyun harcanması anlamına gelir. Yanlış. Doğal gazı tasarruflu kullanabilmek için pencereleri açık bırakmalıyız. Yine yanlış bir ifade. Dördüncü cümlemiz ellerimizi yıkadıktan sonra suyu kapatmalıyız. Doğru. Bilgisayarı gereksiz yere açık bırakmamalıyız. Yine doğru bir ifade. Gereksiz yere gereksiz yanan lambaları kapatmalıyız. Yine doğru. Bulaşıkları makineye atmalıyız. Evet, doğru. Ve son cümlemiz. Doğalgaz paketlerinin üstünü eşyalarla, doğalgaz peteklerinin özür diliyorum üstünü eşyalarla kapatmalıyız. Bu yanlış bir ifade. Bu durumda enerjinin ısınmanın önüne geçmiş oluruz. Böylece enerji israfına neden olmuş oluruz. Yanlış bir davranış olarak Y harfini yazdık. Evet sevgili öğrencilerim bu şekilde evdeki kaynakların tasarruflu kullanımı ile ilgili hayat bilgisi ikinci sınıf konusuyla ilgili soruları bu şekilde cevapladık. Hepinize başarılar diliyorum.